Milattan önce 1274. O dönemin iki büyük devleti ve o döneme kadar toplanmış iki büyük ordu Kadeş Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Ordulardan birinin başında Mısır'ın ünlü firavunu 2. Ramses vardı. Hitit krallığının ordusunun başında ise strateji dehası 2. Muvatalli. Ancak bu savaşın üçüncü bir kahramanı daha vardı. Hitit savaş arabalarının başında bulunan komutan, Muvatalli'nin kardeşi ve 2. Murşili'nin en küçük oğlu Hattuşili. Bir evin en küçüğü olmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Hattuşili evinin küçük oğluydu. Bu yüzden üzerinde çok ciddi anlamda titreniliyordu. Ama üzerine titrenilmesinin başka bir sebebi vardı. O da kendisinin hasta olarak dünyaya gelmesi. Hatta o dönemlerde onun çok da fazla yaşamayacağı falan söyleniyordu. Bir gün 2. Murşili rüyasında Tanrıça İştar'ı gördü. Tanrıça İştar çocuğun kendi tapınaklarından birisine sunulmasını ve orada yetişmesini istediğini belirtti. Bu sayede çocuk hayatta kalacaktı. 2. Murşili bunu kabul etti ve Hattuşili bir tapınağa bağışlandı ve orada yetişti. Bir çocuğun tapınağa sunulması ve orada rahip ve rahibeler tarafından yetiştirilmesi daha sonraki dinlerde de karşımıza çıkmaya başladı bu olaylardan sonra. Zira bunlardan en önemlisi ve en ünlüsü bugün Hz. Meryem olarak biliniyor. Hattuşili tapınakta büyüye dursun, günü gelir, babaları 2. Murşili hayatını kaybeder ve tahta Telepinu Fermanı gereği en büyük oğlu 2. Muvatalli çıkar. 2. Muvatalli küçük kardeşine çok güvenmektedir ve yetişkin bir birey haline geldiği dönem içerisinde ona ciddi sorumluluklar verecektir. Hattuşili büyürken sadece dini alanda değil her alanda kendisini yetiştirmeyi başarmıştı. Bilgi ve birikim ayrıca tecrübe açısından 2. Muvatalli'nin aşağı kalır yanı yoktu. Bu onu isyan ettirmedi, taht kavgasına da girmedi ve kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiren önemli bir general oldu. Hatta abisi kontrollerinde tuttukları bölgelerde bulunan Kaşkaların tekrar isyan etmesini engellemek için Hattuşili'yi o bölgede kral ilan etti. Ona bu derece güveniyordu. Bu arada Mısır tehdidi nedeniyle 2. Muvatalli başkentinde Hattuşa'dan Adana civarında bulunan Dattaşa'ya taşımış ve bu esnada tüm tanrı heykellerini de beraberinde götürmüştü. Hattuşili bu dönem içerisinde Kaşkalara karşı zor kullanmadı. Aksine onlarla dostça bir ilişki içerisine girdi. Bu onun diplomatik zekasını da gösteriyordu. Hatta yıllarca dert oldukları Hitit krallığına Kadeş Savaşı esnasında Hattuşili komutası altında destek de verecekti Kaşkalı kavimler. Hattuşili kuzeyde Kaşkalarla olan ilişkisi sebebiyle devlet adamlığında, Kadeş'teki ordu yönetimi konusunda da komutanlık anlamında kendisini ispatlamış bir lider konumuna gelmişti. Bunun yanında saygı da kazanmıştı. Kadeş Savaşı bitmiş, artık Hattuşa'ya doğru yola çıkacaktı. Ancak yol üzerinde bir yere uğramak durumundaydı. Kutsal Kizuvatna kentine. Kadeş Savaşı'ndaki başarıları neticesinde Hattuşa'ya dönmekte olan Hattuşili bu sefer yolda kutsal bir bölge olan Kizuvatna'da bir tapınağa uğradı. Burada rahibin kızı olan Puduhepa ile tanıştı ve onunla evlendi. Ne Hattuşili ne de eşi Puduhepa kral ve kraliçe olmayı beklemiyordu. Zira abisi Muvatalli vefat ederse yine Telepinu Fermanı gereğince Muvatalli'nin büyük oğlu Murşili'ye kalacaktı taht. Kral veya kralın ailesinden herhangi birisiyseniz öyle aşk evliliği falan yapma gibi bir lüksünüz yok. Daha çok diplomatik bir evlilik yapmakla mükellefsiniz. Size birini buluyorlar ve onunla evleniyorsunuz. Ancak Hattuşili ve Puduhepa bütün bu kalıpların dışarısında bir ilişki yaşadılar ve birbirlerini çok sevdiler. Ölene kadar da birbirlerine sadık kaldılar. Bu bağlamda değerlendirecek olursak o dönemin en efsanevi aşklarından birisini yaşamışlardı. Kadeş Savaşı sonrasında eşi Puduhepa ile beraber abisinin kendisine vermiş olduğu kuzeydeki topraklarda mutlu ve mesut bir şekilde yaşamaya başladı Hattuşili. Ancak bir süre sonra beraber birçok zafere imza attıkları abisi Muvatalli hayatını kaybetti ve Telepinu Fermanı gereği taht onun en büyük oğlu olan 3. Murşili'ye kaldı. Bu krallığı Hattuşili de kabul etmişti. Hiçbir şekilde tahtta gözü yoktu aslında. Hattuşili'nin halk üzerinde çok ciddi bir etkisi, saygın bir konumu vardı ve bu nedenden dolayı da 3. Murşili ondan çekiniyor ve hatta onu kıskanıyordu. Bütün bunlardan dolayı kendisi Hattuşili'ye karşı gizli bir savaş başlattı. Önce onun yetkilerini elinden aldı, daha sonrasında abisi tarafından kendisine verilen toprakları. Hattuşili işe uyanmaya başlamıştı ve elbette ki karşılığını verecekti. Hattuşili kuzeye gitti ve orada kendisine bir ordu kurdu. Kısa süren bir savaşın ardından yeğeni 3. Murşili'yi mağlup etmeyi başardı ve onu sürgüne gönderdi. Sonrasında 3. Hattuşili olarak tahtın yeni sahibi oldu. Bu durumda Puduhepa da kraliçe olacaktı. Ancak Hattuşili de biliyordu ki Telepinu Fermanı çiğnenmişti. Tanrılar tarafından lanetlenmekten korkuyordu ve bu nedenden dolayı da tarihin ilk otobiyografilerinden birisi olarak kabul edilen Hattuşili'nin savunması adı verilen o malum metni yazdı. Tanrılardan bir şekilde kendi affını istiyor ve olayların nedeninin kendisi değil yeğeni olduğunu söylüyordu bu metinlerde. 7 yıl itaat ettim. Fakat ilahi bir emir ve insanların zorlamasıyla Urhi Teşubbe beni yok etmeye kalkıştı. Hakpissa ve Ner'iki elimden aldı. Artık ona itaat etmedim. Onunla savaştım. Bunu bir suç gibi yapmadım. Çünkü önce o bana savaş ilan etti. Tanrıların adaleti sayesinde elime düştü. Samuha'ya geri geldim, onu yendim ve tutsak aldım. Mahan mamukan. Urhi Teşubas. Enisan siyanus asolan avustan. Nuasma arsaniyat. Numu. Uvayi udas. Her şeyimi elimden aldı. Başka bir planı vardı. Ve Karadunya ülkesine doğru ilerleyecekti. Ancak ben meseleden haberdar olduğumda kendisini tutukladım ve deniz aşırı bir yere sürdüm. Hattuşili ve Puduhepa beraber tahta çıktılar ve ülkeyi beraber yönettiler. Zira Puduhepa o tarihe kadar gelmiş geçmiş en güçlü kraliçe konumundaydı. Her türlü anlaşmada Hattuşili ile beraber mührü bulunuyordu. Aynı zamanda bazı konularda da tek yetkiliydi. Hitit krallığında bir iç savaş daha sona ermiş, Telepinu Fermanı bir kez daha çiğnenmişti. Artık 3. Hattuşili ve Puduhepa tahtta bulunacaklar ve beraber bu ülkeyi yönetecekler. Önümüzdeki hafta pazartesi akşam saat 6'da devam etmek umuduyla. Hoşçakalın.